Hayırlı günler. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün böyle yağmurlu bir gün. Hava soğudu. İnşallah yani mevsimin karı, mevsimin yağmuru gelir. Çünkü kuraklıktan biliyorsunuz ciddi şekilde bir tehdit oluşturuyor. Küresel bir tehdit var bu konuda. Bakın yeşil olunca arkadaşlar parklar güzelleşti. Her yer güzelleşti ya. Yağmur gibi güzel bir şey var mı? Bakın ağaçların çöpe dallarını ne kadar kesmişler, atmışlar. Aslında belediye onları kompost yapsa ne güzel olur. Ağaçların görüyor musunuz arkadaşlar şu kısmı? Dalları kesmiş, atmışlar. Bir yığınak yapılsa kompost olabilir. Şimdi arkadaşlar ben size bakar mısınız? Hovartiyamla böyle bir geldim. Bunlar hovartiyalar büyümeye başladı arkadaşlar. Şunlar çok şey kalmışlardı. Susuz. Bakın renkleri değişti. Susuzluktan kavruldular. Bakın kavruldu. Ben de onları sulamıştım. Sonra yağmur yağdı. Acaba dedim çürür mü? Saksıyı içeri mi alsam? Arkadaşlar sen 1 gram yağmur bunlara vurma. Bakın 1 gram yağmur bunlara değmedi. Öyle bir hal oldu. Şans ya. Bu sene de benim var ya. Ondan sonra şu arkadaşlar pıtır pıtır her yerinden, bakın pıtır pıtır her yerinden böyle sukulent döktü. Çok güzel oldu. Bir de şu saksımı iyi ki arkadaşlar böyle ayırmışım. Bakın buna yağmur rast gelmiş. Nasıl yağıyorsa demek serperek yağdı şuradan. Onlara rast gelmedi. Buraya rast geldi. Çünkü burada bir çaprazlık olayı var ya arkadaşlar. Onlara rast gelmemiş yani. Şunlar da bakın güçlenmeye başladılar. Yani büyümeden önce güçlenmesi çok önemli arkadaşlar. Gövdesinin kalınlaşması önemli. Gövdede böyle renk almaya başladı. Gövde bu güçlenmeye başladığını gösteriyor. Alt yapraklardan bakın şuralarda kurumalar var. O da çok susuz kaldı ya. Yani ben sulamadım, yağmur yağacak diye falan. Çok susuz kaldı. Tabii ki alt yaprakların suyunu çekmeye başladı. Bu hanımcağızın da burada çiçekleri olacak. Bu çiçekleri ben aslında kopartmıştım. Aslında çiçeklerini kopartmam ben. Hiçbir bitkinin biraz güçlensin diye koparttım. Şimdi bunları kopartmayacağım. Çünkü yani o da çiçek açıyor, neşeleniyor, neşelensin. Kopartmamın sebebi neydi? Kopartmamın sebebi de arkadaşlar çok fazla yoktu. Bir de ben yakut kolyesini çok aradım. Buralarda çok aradım Gebze'de bulamamıştım. Bulamadığım için de ölür diye korkumdan çiçeklerini koparttım. Biraz dedim güçlensin. Şu anda yeterli güçlendi arkadaşlar. Hatta şöyle bir zamanım olsa da şuralardan artık böyle tekrar bitki yatırsam diye niyetim de var. Yani zamanımı bir kollamam lazım. Zamanım neden yok? Arkadaşlar çok yoğun bir şekilde farmasi ekibi kuruyoruz. Yani bayağı bir olduk arkadaşlar. Tahmin edemeyeceğiniz kadar bayağı bir olduk. İlk siparişimi verdim. İlk siparişim büyük ihtimalle yarın gelir. Geldiğinde kolye açılışımızı yapacağız. Birkaç özel ürünün dışında diğer hepsini göstereceğim size. Ve onlara ne kadar aldığımı, karımı ve ay kazançlarımı size söyleyeceğim arkadaşlar. Bu konuda benimle gelmek isteyen, benimle yürümek isteyen arkadaşlarım olursa onları da ekibime dahil edeceğim arkadaşlar. İnşallah. Çünkü şöyle bir şey, ekip çok önemli arkadaşlar. Eğer ekip mesela ben önce kendim üyelerimi yaptım, sonra alt ekibime yapmaya başladım. Güzel bir şey yani ekip. Bakın şunun şuralarından bebekler geliyor. Bir de bir işin arkadaşlar iyi niyetli, bereketli olması çok önemli. Herkesin kazanmasını istemek çok önemli. Bunu da sökmüş bir şey. Aa. Çok ilginç. Bunlara var ya kuşlar falan geliyor, gagalıyor galiba bunları.
niyet olunca arkadaşlar, arkadaşlarında da iyi niyet olunca, yöneticinde de iyi niyet olunca kazanmaya başlıyorsun. Çünkü mesela hep ben kazanayım odaklı değil, çok şükür benim kazancım var, ama oradaki insanlar da kazansın ki ben de kazanayım sevinçle, herkes işini yapsın. O yüzden kendime birkaç üye yaptım. Ondan sonrasını altımdakilere yapmaya başlayacağım. Çünkü onlar kazandıkça sen de kazanıyorsun arkadaşlar. Bugün kahvaltıya ne yaptım? Onu geçelim. Arkadaşlar, köfte kızarttım. Köfteyi ekmek arasında kızlarım çok seviyorlar. Patates yapmadım. Patatese hem çok vaktim yoktu arkadaşlar, hem de çok geç uyanmışım. Uyuyakalmışım. Kardeşim aradı, uyandım. Yumurta yaptım. Şimdi bunları soyacağım. Yumurtayı evde herkes çok seviyor. Büyük kızım sevmiyor. Büyük kızım da şimdi annesinde. Yani bu şunlar küçük kızımın, eşimin, bir de benim işte ortanca kızımın sevdikleri, ortak sevdikleri. Büyük kızım olsaydı bunları sevmiyordu. Bunlardan başka bir şey de yapmam gerekirdi. Tüm kahvaltılıkları koyacağım işte. Eşim bir de et ister. Sofrada ayrıca et ister. Bütün kahvaltılıkları koyacağım şimdi arkadaşlar. Sonrasında yine farmasi ekibim için şöyle arancaklar listemi göstereyim size arkadaşlar. Arancakları tabii ki arıyorum. Böyle gün gün bu sayfa ilerliyor. Dün burayı aradım. Buradaki arkadaşları aradım. Bugün de tekrar buraya ben arama listemi aklımdayken sizinle oluşturayım arkadaşlar. Bunlar benim öğrencim de şunlar. Oradan aklıma geldi, eski öğrencilerimden. 10 yıl önceki öğrencilerim. Bu üçünü arayacağım. Bir kişi daha vardı aslında aklımda ya. Telefonu kapatınca ben onu yazarım buraya. Onlarla görüşeceğim arkadaşlar. Şöyle söylüyorum, ben bunlara da şöyle söylüyorum. Farmasi satın demiyorum. Evinizin alışkanlıklarını değiştirin. Birkaç dostunuza da benim için evinin deterjan, şampuan alışkanlığını değiştirir misiniz derseniz hep birlikte kazanacaksınız. Çünkü farmasi prim usulü çalışıyor arkadaşlar. Prim usulü çalıştığı için işçi yok. Sigortası tabii ki olmuyor. Aldığınız para sizin yanınıza kar kalıyor. Bunu bir yıl bile alacak olsanız yanınıza kar. Ben size kazancımı, her şeyi açıklayacağım arkadaşlar. Çünkü bakın, YouTube gelirimi falan hepsini ben söylüyorum size. Bunu da söyleyeceğim. Bunlar ek işlerim benim arkadaşlar. Boşken canımın sıkıntısına yaptığım işler bunlar benim. Ha, işe başladığımda farmasiyi ne kadar yapabileceğim? İşe başladığımda ekibimi oturtmuş olacağım arkadaşlar. Yani siz buna tabii ki ekibime dahil olmak isterseniz bir seyredin şöyle birkaç ay. Ondan sonra inşallah devam ederiz. Neyse arkadaşlar, ben işime bakayım. Arkadaşlar, hava yağışlı. Diğer camlardaki yani nasıl söyleyeyim size, şu camlardaki bakın bitkilerim yağmur aldı. Fakat diğer camlardakiler almadı, olsun. Bunlar nasip işleri. Bakın şunların yapraklarına yağmur yağıyor, toprağına da gitmesi arkadaşlar, bunun buna faydası var. Yani mesela şuncağızlar o kadar susuzluktan artık kurudu, öldü ya. Bakın şöyle dikenlerini falan çıkarttılar artık. İşte hepsine yağmur suyu değdi. Bir de ben bunları sulamıştım maalesef. Yağmur yağmayınca suladım, ama olsun arkadaşlar, çok rast gelmedi bunların şeyine, toprağına. Böyle dallarına yağdı. Şöyle güzelleşmeye başladılar ama bakın. Bakın. Şöyle bunları kuşlar söküyorlar. Kızım diyor, anne diyor, gördüm sabahtan diyor 4-5 tanesi diyor başındaydı diyor şeyin diyor. Bakın şurada küçük şöyle
Aşkın gözyaşları değil de buna kalanço türü mü diyorlar? Kalanço diyorlar galiba. Onların yavruları, bebekleri var öyle. Büyüyor yani arkadaşlar. Bakın şu tüylü yaprak. O da büyüyor. Böyle. Bir de benim şunda siyahlıklar gördüm. Ona böyle biraz şey fıslattım. Ne derler? Arap sabunu fıslattım ona biraz. Aslında şu köşeye bırakmıştım. Demek kızım almış. Şu köşedeydi Arap sabunu. Fıslatıyordum arkadaşlar. Öyle. Bugün hava yağışlı. Tam böyle evde oturup bir şey yapma anı, zamanı. Ben de ne yapacağım arkadaşlar? Ben cüzüm vardı. O cüzümü okumam lazım. Cüzümü okuyacağım. Bizim hatim grubumuz var. Kardeşler, işte annemler, böyle tanıdıklardan falan. Ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Haftada zannedersem bir hatim çıkarmaya çalışıyoruz. İşte benimkisi de bir cüz bir cüz ilerliyor. Cüzümün yarısını geçen sefer okumuştum. Yani 2 gün önce okudum. Diğer yarısı kaldı şimdi. O diğer yarısını da şimdi gidip okuyayım dedim. Arkadaşlar şunlar o kadar minnaktı ki. O kadar minnaktı. Yani ne kadar diyeyim size, şu tesbih kadardı. Ve birkaç yağmurdan sonra şöyle kuvvetlendiler. Allah izin verirse şu saksımdakilerin iyice eski halini alıp o büyük halini alana kadar bu saksımdakilerin satışını yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü geçen sefer bu saksımdakilerin satışını yapmadan ayırmıştım. Yine bu saksıdaydılar. Onlar küstüler veya üstüne bir kumru oturdu arkadaşlar. Yumurtlamıştı. Yazın ki videolarımda var. Vlog ilk başladığım videolarda var. Onlar çürüdüler. Tamamen şundan, kocaman şöyle şöyle kafalar vardı arkadaşlar. Şu büyüklükte kafalar vardı, çürüdüler. Şimdi bu ne kadar var? Evet, bir insanın yumruğu kadar var. Ama ben bunlardan böyle çok güzel, çünkü bu tür kocaman kocaman yapmadıktan sonra kesinlikle bunun satışını yapmayacağım. Sonrasında çoğalınca tellerinden satışını yaparsam yapacağım. Öyle karar verdim. Şimdi ben geçeyim arkadaşlar. Kalan cüzümü okumaya. Şunlar köklenmeye başlamışlardı. Buna baktım ben arkadaşlar. Köklenmeye başlamışlardı. Şu yaprakcağız da onların arasında kalacak. Buncağızı alayım ben. Buncağızı alayım şurada. Bunu götüreyim. Benim diğer yaprakların içerisine koyayım. Eskiden arkadaşlar şöyle odanın şu halinden, şu şöyle. Arkadaşlar kızıma, bir de kendime salep pişirdim. Eşimle büyük kız istemedi. Biz dediler salep içmiyoruz dediler. Dedim siz bilirsiniz. Siz kaybedersiniz. Şimdi arkadaşlar ben salep ile ilgili size bir anımı anlatacağım. Şimdi bunu küçük kıza götüreyim hem. Tabii bu arada da burada kaldı salep. Ondan sonra biz Gümüşhane'den yeni geldiğimiz sıralarda falandı. Küçük kız kardeşim, benim küçüğüm olan kız kardeşim de, ben onun tabii ablasıyım bu arada. Öyle oluyor değil mi? Yani biz 6 kız kardeşiz ya, benim küçüğüm olan, hemen aramızda 3 yaş fark olan kız kardeşimle birlikte biz bir işe girmiştik. O işe her maaş aldığımızda istisnasız biz arkadaşlar salep içmeye giderdik kardeşimle ve bundan büyük keyif alırdık. Hala anlattığımız en güzel anılardan bir tanesi. Zeliha, salepini getirdim anneciğim. Hala anlattığım en güzel anılardan bir tanesi. Masana ben koyayım kızım. Bu yastıkları da düzelt. Yani böyle soğuk havalarda, soğuk günlerde mutlaka bu yağmuru bekliyordum salepi pişirmek için. Oranın yastıklarını düzeltirsen çok sevinirim annem. Şimdi de kendi salepimi alıp balkonda içeceğim arkadaşlar.
Bu arada da bu tepsiyi eşim çıkartmış. Onu yıkadım. Şöyle koyayım ve kendiminkini ben balkonda içeceğim arkadaşlar. Kız kardeşime de story atacağım Instagram'dan. Şöyle. Asırlar önceki işlerimiz diyeyim ben. Arkadaşlar sesten duyuyordursunuz. Öyle bir yağmur yağıyor ki. Yani onun sesine ben geldim. Mutfak her yer kapalıydı. Telefonumun çözünürlüğü çok güzel olmadığı için göremezsiniz ama kendi kendime diyorum ki yani saksılara bir tanesi bile değmiyor. Böyle çok az yani çok az Allah'ım diyorum rahmetimizi mi kestin ya bu sukulentcağızların bu gariplerin ne olursun başına bir yağmur yağdır yani. Çünkü yağmur yağarsa arkadaşlar bakın şunlar bitlenmiş olan sukulentlerdi. Onları kopartmıştım bakın. Yağmur yağınca nasıl büyümeye başladılar. Yağmur yağsa çok iyi olacak ama böyle rahmetimiz kesilmiş gibi şu kısımlara gelmiyor arkadaşlar ya. Yani kuruluktan artık bakın havai kök vermiş. Bakın şurada garip havai kök vermiş kendi kendine ya. Biraz bu tarafa yağsın sonra saksıları çevireceğim. Benim nedir bu saksılarla böyle uğraşmalarım bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biraz el işi yapmaya geçeceğim. Eşim de orada müzik dinliyor ama. Biraz size onu da çekmek istiyorum inşallah. Bir de arkadaşlar gözüm şunda. Şu ne zaman büyüyecek diye. Bu da kompostun dibine doğru gömüldü gidiyor. Belki onu oradan sökebilirim sonrasında bilemiyorum. Yani şunu şu arkadaşları ben bunlar buradan nasıl söyleyeyim? Şunlar büyümeye başladılar. Şunlar fark attılar. Fakat şu gömülünce biraz böyle moralim bozuldu. Belki onu çıkartırım. Belki de bekleyeceğim yani arkadaşlar. Arkadaşlar yağmurlu bir gün bayağı bir ağaç falan da kesmişler. Akşam oldu artık. Yani günler de biraz uzamış. Ben de işte akşam yemeği olarak biraz yemek vardı. Ondan sonra kızım şey istedi. Hani spagetti makarnalardan yapar mısın dedi. Onu kırmayacağım. Ona spagetti makarna yapacağım. Basit zaten suyunu falan koyayım şimdi arkadaşlar. Ondan sonra Allah izin verirse zaten akşam ezanı okundu. Biraz otururum. El işi yaparım. Öyle bir niyetim var. Arkadaşlar bakın bu gündüz çok rengi gözükmüyor pembeleşti ya. Akşamdan gözüktü rengi. Böyle rengi böyle oldu bunun. Yani açık renk hem de şuraları pembeli oldu. Bak şimdi çok güzel gözüktü. Çok beğendim arkadaşlar. Böyle ve şurasından bakın yavru geliyor. Şimdi gördüm ben de onu. Bakın buradan yavrusu var maşallah. Bebekleri var. Acaba başka yerinde var mı? Yani başka yerinde de yok ablası. Burasında bebeği var. Bebişko. Bakın. Böyle arkadaşlar. Size bu güzellikle bakın. Gece nasıl ya? Nasıl ışıl ışıl. Bununla hoşça kal diyeyim.